Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyimiz çok güzel, politika hariç. İnsanımız güzel, doğamız, çevremiz güzel, denizlerimiz güzel, ırmaklarımız güzel, her şeyimiz güzel. Bu güzel ortamda hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. İstiyorum ki bu ülkenin esnafı kazansın. İstiyorum ki bu ülkenin balıkçısı kazansın. İstiyorum ki bu ülkenin çiftçisi kazansın. İstiyorum ki bu ülkenin emeklisi rahat geçinebilsin. İstiyorum ki bu ülkede her çocuk anne tarafından yatağa huzur içinde yatırılsın. İstiyorum ki bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında herkes huzur içinde gezebilsin, eğlenebilsin. İstiyorum ki anneler ve babalar çocuklarını üniversiteye gönderirken huzur içinde gönderebilsinler. Efendim, yurt sorunu mu var? Böyle bir sorun olmadığı bir Türkiye istesinler. Her evde huzurun olmasını istiyorum. Her evde bereketin olmasını istiyorum. Bütün kötülüklerden bu ülkenin arınması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için mücadele ediyorum. Benim mücadelem hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. İnsan hakları mücadelesidir. Benim mücadelem emeklinin mücadelesidir, zabıtanın mücadelesidir, işçinin mücadelesidir, memurun mücadelesidir, öğretmenin mücadelesidir. Benim mücadelem hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapıyorum. İstiyorum ki Alanta'dan kazananlar değil, Alıntı ile kazananlar toplumun önünde olsun. Alıntı'na değer verilsin. Şunu Giresunlu hiçbir kardeşimin unutmamasını istiyorum. Bay Kemal'in hedefi, Bay Kemal'in isteği, Bay Kemal'in bütün amacı esnafın kazanması, işçinin kazanması, emeklinin kazanması, memurun kazanması, öğretmenin kazanması, taksi şoförünün kazanması, otobüs şoförünün kazanması, tır şoförünün kazanması. Herkesin alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Bay Kemal'in hedefi beşli çetelerden hesap sormaktır. Beşli çeteler kazanacak. Beşli çeteler bu milleti soyacak. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Yemezler. Son kuruşuna kadar alacağım. Kim? Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse onun hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın. Bakın, bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Gizli kapaklı iş yok bizde. Bizde her şey açık. Her şey milletin önünde olacak. Milletten gizli hiçbir şey olmayacak. Yol yaptım, köprü yaptım, kaça yaptım belli değil. Çetelere para belli değil. Bunların tamamını alacağız. Bu esnaf kazanacak kardeşim. Buradaki pastacı kazanacak kardeşim. Fındık üreticisi kazanacak kardeşim. Söylüyorlar, Ferrero geldi buraya değil mi? 48 lira. Hiç endişe etmeyin kardeşim. Benim milliyetçilik anlayışım da önce benim milletim kazanacak. Önce bu ülke kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak. Onlar haksızlığı önleyemezler çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin, bu kardeşiniz bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa adresin yeri bellidir, o da Çankaya'dır. Kimse endişe etmesin. Fakirin fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz arkadaşlar. Fakirin fukaranın olduğu yerde önce fakirliği fukaralığı bitireceksin. Bunu bitirmiyorsan sen niye siyaset yapıyorsun? Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorsun? Bir şey daha söyleyeyim. Onu da herkesin bilmesini isterim. Siyasete atılan adam zenginleşiyorsa bilin ki sizin hakkınızı yiyor. Bilin ki alın teriniş alıyor. Siyasete giren adam zenginleşemez. Köşeyi dönemez. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Efendim, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Esnaf kardeşlerimizi inşallah üzmedik. Sizlere selamlar, sevgiler sunuyorum efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.